Tevrat zaten tahrif bir kitaptır, muharref kitaptır. Neden muharreftir? Çünkü tahrif olmasaydı Allahu Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermezdi. Eğer Zebur, eğer İncil tahrif olmasaydı Resulullah ihtiyaç yoktu. Çünkü vahiy yeryüzündeydi ve insanlar ona imanla mükellefti. Ama bunu Yahudiler tahrif ettiler. Hatta ben tahrifle alakalı bazı çelişkileri size okuyayım. Siz daha iyi Tevrat'ın tahrif olduğunu anlayacaksınız. Mesela tekvim bölümünde 2'ye 3'te mesela Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi 56. ayet 57 diyoruz ya. Bu da aynı şekilde onların babları, şiirleri, dörtlükleri vardır. Orada şöyle bir kaide var. Bak dikkat edin. De İbrahim'e dedi. Kim dedi? Sümaşa Allahu Teala. Yani Yahoda dedi. Ya Rab, Yahova bana ne vereceksin? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Ya Rab, Yahova bana ne vereceksin diyor. Bak dikkat et, burada İbrahim Aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya Yahova diye seslendiğini söylüyor. Ama 2. Samuel bölüm 6'ya 23'te ise aynı şeyin zıttı söyleniyor. Ve Tanrı, yani Allahu Teala Musa'ya söylenip dedi. Ben Rabbim ve İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a kadir olan Tanrı olarak göründüm. Fakat onlara asla Yahova ismimle malum olmadım. Şimdi buradaki çelişki net olarak ortada değil midir? Birinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam dua ediyordu. Ya Rab, Yahova bana ne vereceksin diyor. Aynı keza onun Samuel bölümünde ve Allahu Teala diyor ki ve Tanrı Musa'ya söylenip dedi, seslenip dedi. Ben Rabbim ve İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a kadir olan Tanrı olarak göründüm ama asla onlara Yahova ismimle malum olmadım diyor. Öbür ayette tam tersini söylüyor. Bu da zaten bu kitabın gerçekten tahrifin açık bir belirtisidir. Başka Samuel 2'de 6-23'te şöyle bir kaide var. Ve Sual'ın kızı Mikal ölüm gününe kadar hiç çocuğu olmadı. Bu dediği bir kralın kadınından, karısından bahsediyor. Ve Saul'un kızı Mikal'ın ölüm gününe kadar çocuğu olmadı. Samuel 2 bölüm 6-23'te. Aynı şeyde Samuel bölümü 21'e 8'de ne diyor? Saul'un kızı Mikal, Muhali Barzile oğlu Adlin'den doğurmuş olduğu 5 oğlunu kral aldı. Şimdi birinde hiç çocuğu olmadı, bu kadın çocuksuz öldü diyor. Aynı bölümün Samuel 1'de ise tam tersini söylüyor. Onun diyor 5 tane oğlu oldu, kral bunları savaş için ondan aldı. Şimdi bu bir tezat, bir çelişki değil midir? Aynı keza öyledir. Çünkü Allahu Teala'nın vahiysi dışında insanoğlu müdahale ettiği her şeyde çelişkiler, tezatlar. Yani hiç mi bu hahamlar bunu uydururken şu farkları görmediler? Ya adamlar bir bakmaz mı ne atıyor ortalığa? Yani o kadar çelişkiler var ki görseniz siz şok olacaksınız. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da dolu dolu. Çünkü bu insanların tahrifinin açık bir belirtisi. Ve başka bir şeyde Samuel bölüm 10'da 10'a 18'de sayısal hataya bakın. Ve Suriyeliler İsrail'in önünden kaçtılar. İsrail kim? Yakup Aleyhisselam veya Hazreti Davud. Ve Davud Suriyelilerden 700 araba cenklileriyle 40 bin atlı telef etti. Ve ordu başbuğu Soffaki vurdu, onu da öldürdü. Samuel bölüm 10'a 18. Şimdi 1. Tarihler bölüm 19-18'de ne diyor? Ve Suriyeliler İsraillerin önünden kaçtılar. Ve Davud Suriyelilerden 70 bin araba cenkçileriyle 40 bin yaya askeri öldürdü. Şimdi tam tersi. Ve bu Tevrat'taki açıkça insanoğlunun müdahalesi ve tahrifatının açık bir şeyidir. Ve Azra bölüm 2'ye 5'te ise Arah oğulları 775 kişiydiler diyor. Aynı keza Nehemya bölüm 7'ye 10'da ise Arah oğulları 652 kişiydiler diyor. Şimdi bu kadar, yani bir vahiy bu kadar çelişkilerle, bu kadar sayısal olayların oluşuyla hata edebilir mi? İşte bu da açık ve net olarak Rabbül Alemin'in var olan Tevrat'ın tahrifinin teyididir. Çünkü bir vahiyi Allahu Teala sümme aşağı Rabbül Alemin indirmişse nasıl olur da bu kadar tezat içinde olur? Allah vahiyi indirdi ama insanoğlu onu tahrif etti. Nefislerine, egolarına göre onu mahvettiler. Sonuç itibariyle ortada çelişki yumaklarıyla dolu tahrif edilmiş bir vahiy ortaya çıktı. Ne kadar bugün bizim Müslümanlar asla biz Tevrat'a, Zebur'a ve İncil'e bir hürmetsizlik etmeyiz. Biz asla kalkıp onu yakmayız Yahudilerin veya Hristiyanların yaptığı gibi. Neden? Çünkü onun içinde hala vahiyden parçalar vardı. Hele özellikle Tevrat'ın belki %30'u hala Hz. Musa Aleyhisselam dönemindeki vahiye dayalıdır.
Ama insanoğlu %70'ini tahrif etmiş ve en önemli yerlerini birebir alt üst etmişlerdir. Hatta ikinci tarihler bölümü 22.2'de şöyle bir kayda vardır. Ahazya kral olduğu zaman 42 yaşındaydı ve bir yıllık krallık etti. Aynı krallar 2'de ise bölüm 8'e 26 aynı babın içerisinde işte ne diyor? Ahazya kral olduğu zaman 22 yaşındaydı. Bakın 42 yaşında, 22 yaşında. Şimdi hangisi doğru? Yaşındaydı ve bir yıllık krallık etti diyor. Bu açık ve net olarak bu insanların kendi elleriyle bu tahrif ettiklerini, vahiy ile oynadıklarının açık bir bölümü ve Yakup o yerin adını Peniel koydu. Çünkü Allah'ın yüz yüze gördüm ve canım sağ kaldı dedi. Tekvim bölümünde 32-30. Yani Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Allah-u Teala'yı gördüğünü ve yüzünü gördüğünü ve bundan canının sağ kaldığını söylüyor. Ama aynı başta Hazreti Yakup'un Allah'la güreştiğini, Allah'ın yendiğini, esir aldığını, Allah'ın da bundan dolayı Yahudileri üstün kavim kıldığını söylüyorlar. Ama burada ise tam tersini söylüyor. Ve çıkışlar bölümünde ise 33'e 20'de ise ve dedi ki yüzümü göremezsin. Allah-u Teala Yakup Aleyhisselam'a diyor ha, yüzümü göremezsin çünkü insan beni görüp de yaşayamaz. Şimdi hadi bu çelişkileri kendimiz de görüyoruz. Sizce Allah-u Teala'nın vahisi olan bir şeyde bu kadar tezat olabilir mi? Birinde Allah-u Teala ona diyor ki sen benim yüzümü göremezsin çünkü görürsen helak olursun. Öbüründe diyor ki Allah-u Teala'yı gördüm ama bundan da canlı çıktım, kurtuldum yani. Öbüründe de diyor ki ben Allah'la güreşti, Allah-u Teala'yı esir aldı, Allah bundan dolayı beni İsrail'i üstün kavim kıldı, Allah'la takkadeh tokuşturdular diyor. Bildiğin şarap içtiler yani. Bunu söyleyen sapık bir din anlayışından bahsediyoruz.